atamoğul, bayrak oğul, devlet oğul, can oğul. Sevmek nedir? Bunu bilen aşıklara bismillah. Bu oğullar Sümeyye can analardan doğdular. Rafiye sir dilekler, beşiklere bismillah. Rafiye sir dilekler, beşiklere bismillah. Rabbi yesir dileklerden, beşiklere bismillah. Rabbi yesir dileklerden, beşiklere bismillah. Hürmetli yar göğsünden ilk yudumlar hakkına, kanallıklı dudaklardan kaşıklara bismillah. Ağabeyken ilk ezandan ilk duyduğum kelamda, göz ve gönül aydınlatan ışıklara bismillah. 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 Hem doğurdum hem büyüttüm, ısmarladım veredim. Vatan için bütün yalan yaşıklara bismillah. Düşte gördüm kanlı başın peygamberin dizinde. Ocaklara, eşiklere, beşiklere bismillah. Ocaklara, eşiklere, beşiklere bismillah. Ocaklara, eşiklere, beşiklere bismillah. Ocaklara, eşiklere, beşiklere bismillah. Rabbi yesir dileklerden, beşiklere bismillah. Gözle gönül aydınlatan ışıklara bismillah. Millet.
sen, sen Ertuğrul torunusun. Sen ki Tuna boylarında bir yiğit, şehitler serdarı. Sen ki kahramanlar alpursun. Fakat ne yazık ki bugün sen, sen değilsin. Dün ayak seslerinle titrettiğin Avrupa'da, bugün kendi çığlıklarında boğulmaktasın. Tarihin enkaz halinde, ecdadın inlemekte. Ve sen hala bugün neden susmaktasın? Bugün neden kızmaktasın? Neden? Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. 16 Mart 2017 günlerden Perşembe saat 15.52 İstanbul Küçükçekmece 2 Telli FSM Medya Grup canlı yayın stüdyolarından hepinize hayırlı günler, hayırlı akşamlar. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatü. Canlı yayınımız tefsir dersleri başladı efendim. Bendeniz FSM Medya Grup Genel Yayın Yönetmeni Hayrullah Çalışır. Değerli hocam, ilahiyetçi yazar, FSM Medya Grup programcımız Sebahattin Cesur TV Genel Yayın Yönetmeni Sebahattin Cesur. Değerli hocam, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Teşekkür ederim. Rabbimiz hayırlar versin. Amin. Bir aylık bir boşluğumuzdan sonra tefsir derslerine yeniden başladık. Bir hafta biz böyle görevli olduk. Tadilatımız vardı. Bir hafta hocamın işi vardı derken hakkınızı helal edin. Kaldığımız yerden Kur'an-ı Kerim Bakara Suresi ayet 49'dan değerli hocam, ilahiyetçi yazar, tefsir dersleri programcımız, FSM Medya Grup programcısı, Sebahattin Cesur TV Genel Yayın Yönetmeni, ilahiyetçi yazar sizlerle bu yayından sonra inşallah vaktimiz olursa da 45 dakika gibi Siyaset Dünyası adlı programımızda dünya gündemini, dünyada neler oluyor, Türkiye'de neler oluyor, Avrupa Birliği neler yapıyor, Türkiye Cumhuriyeti'ni kıskaç altına mı almak istiyorlar, Türkiye Cumhuriyeti üzerinde oynanan kirli oyunları, oynatılmak istenen kirli oyunları değerli hocam, ilahiyetçi yazar Sebahattin Cesur'la objektif bir gazeteci gözüyle Kur'an ve sünnet ölçüsünde inşallah hiçbir taraf olmadan haktan yana olarak konuyu da siyaset dünyasında işleyeceğim. Doğru mu değerli hocam? Doğrudur. Evet. Hemen mikrofonu değerli hocama veriyorum. Buyurun hocam. Teşekkür ederim. Allah razı olsun. Cümlemizden. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah Rabbil alemin vel akıbeti lilmuttakin. Essalatu vesselamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Sallu ala Resulina Muhammed. Allahümme sallallahu Sallu ala tabibi kulübüne Muhammed. Allahümme sallallahu aleyhi Rabbi şrahli sadri ve yesir emri vahri okuteten min lisani yefkav gavi. Rabbi zidni ilmen ve fehmen vel hepimiz salihin. Estaizu billah. Bismillah. Aziz izleyicilerimiz, Cenab-ı Allah'ın rahmeti, merhameti, bereketi üzerinize olsun. Rabbim gel ve yardımcınız olsun. Cenab-ı Hak Teala bizleri kendine kul, Habibine ümmet ilim. Amin. Amin derim. Rabbim dilimizi çözülsün, göğsümüzü açsın, zihnimizi geliştirsin ve söylediklerimizi anlaşılır kılsın. Anladığımız anlaşılır kılsın ki karşımızdaki izleyicilerimize anlamayı daha iyi anlama misal eylesin. Evet, bugün yine sizlerle Bakara suresinin 249. ayetinden itibaren sizlere baş başayız. Elbette ki bir müddet bazı sebeplerden dolayı ara vermiş bulunduk. İnşallah bundan sonra yine gücümüzün yettiği kadar her hafta Perşembe günleri sizlerle baş başa olağanüstü bir hal olmadan değil mi hocam? Yani inşallah devam edeceğiz. İnşallah devam edeceğiz diyorum. Haziran'a kadar. Haziran'dan belki yaz tatili değişebilir. Aynen. Evet. Evet.
Evet, bugünkü ilgilendirdik konumuz Bakara suresinin kaldığım yerden devam ediyoruz. 249. ayetinde Cenab-ı Hak şöyle buyuruyor. فَلَمَّا فَسَلَ دَالُوتُ بِالْجُنُودِ قَالَ اِنَّ اللّٰهَ مُبْتَلِكُمْ بِالنَّهَرِ اِلَى اَحْرِ ayet. Cenab-ı Hak Teala ayet kelimesinden bir ordu kumandanından bahsediyor ama bu ordu kumandanı da Talut diye bir ordu kumandanı, aynı zamanda bu ordu kumandanı olan aynı zamanda peygamber olarak da yani de görevlendirilmiş oluyor. Şöyle ki Talut İbrahim Aleyhisselam'ın soyundan gelen neslindendir. Bu sureyi Celle'de zikrolunan bu kıssanın tarihi hülasası şöyle. Bir Talut bir saka yani saka su taşıyan biri. Merkebiyle su taşıyor. O su taşımasıyla yani taşımasıyla birlikte bir ara merkebini kaybediyor. Talut. Önce bu hani Talut kimdir onu bir öğrenmek amacıyla, bilgilendirmek amacıyla kısa bir şeyini anlatmak icap eder. Hani Talut evet ayet-i kerimede geçiyor. Onun için bir saka su taşıyıcı ama merkebiyle su taşıyan. O merkebiyle su taşırken bir ara merkebi kayboluyor. Ve merkebini aramaya düşüyor. Orada İsrailoğulları çok bir perişanlık dönemi geçiriyor. Onun için Şumul peygamber başlarında o İsrail'in de Şumul peygamberi buluyor. Bu Ürdün tarafında Filistin tarafında olan İsrailoğulların başında bir peygamber. O da bu yenilmeler hasebiyle İsrailoğulları birkaç defa yenilmeleri eziyet görmeleri hasebiyle bir komutanın başlarında bir komutanın olmasını işte talep ediyorlar. Cenab-ı Hak Teala der, ya Rabbi bize bizi idare edecek, bizi sevk edecek bize bir komutan gönder diye bu şekilde dua ediyorlar. Hatta işte Şumul peygamber de aynı zamanda bu isteği Cenab-ı Allah ona vahyediyor ve Şumul peygambere bir komutanın göndereceğini tabi Cenab-ı Allah ihsan ediyor. O arada işte şu Talut askeri şeyini ararken, merkebini ararken Şumul peygamberle karşılaşıyor. Onunla karşılaşıyor ve hani vahiy de geldiği için bildiriliyor zaten Şumul peygambere Cenab-ı Hak Teala o komutanı da bildiriyor tabii. O zaman da Şumul peygamber diyor ki tamam. Bununla karşılaşıyor Talut olduğunu bilir. Cenab-ı Allah diyor sizi bizim İsrailoğullarımız görevlendirdi. İsrailoğlunun başında olacaksınız diye. Ve bunun üzerine Talut da elbette ki bu görev çünkü Allah Cenab-ı Hakk'a emrettiği için bu görevi kabul ediyor. Ve 80 bin kişilik bir ordu etrafında toplanıyor Talut'un. Ondan sonra Talut bu sefer toplanan bu orduyla ileride söyleyecek Çalut diye bir ordu şey var, çok iri yarı bir şeylerin, gayrimüslimlerin bir ordusunun başında olan, yine bu Yahudiler tarafından olan yine, bir şey var, ordusu var, Çalut'un ordusu var. Onlar, o Çalut da hep zulmediyor, sürekli İsrailoğullarını o dönemde, o anda bunların zulmü uğratıyor, geliyor ve şey yapıyorlar, bundan da çekiniyorlar. Çekindikleri için işte dedik ya, o millet, İsrailoğulları bir komutan istediler ve Cenab-ı Hak Teala da Şumul peygambere bildirerek Talut'la karşılaşmasıyla birlikte Talut da ordunun başına geçiyor ve görevi kabul ediyor. Bunun üzerine Talut 81 kişi orduyla birlikte kuruluyor ama Şumul peygamber diyor ki sakın ha bu evet her ne kadar 80 bin kişi ama bunların hepsi bir çoğu dönektir. Bunlara dikkat et. Yani burada uyarımı da yapıyor yani. Ondan sonra böylece uyarı aldıktan sonra Talut harekete geçiyor. Orduyu topluyor doğru şeye doğru Filistin'e doğru sürüyor. Şimdi işte ayet kelime felemma fasana harekete geçti.
Yani vaktaki harekete geçti. Kim? Talut harekete, ordusuyla birlikte harekete geçti. Ordusuyla birlikte artık karşında savaşacak orduya karşı yürümeye başladı demektir. Ne bir cunudu, neyle bir cunudu? Ordusuyla birlikte. Etrafında toplanan 80 bin ordusuyla birlikte harekete geçti, ilerlemeye başladı. İnnallaha gâle dedi ki, kim diyor burada? Talut diyor. Kime? İnnallaha, Cenab-ı Hakk'a buyuruyor. İnnallaha muhakkak der ki, dedi ki Talut, Allah, İnnallaha muhakkak Allah-u Teala dedi ki, sizi imtihana tabi tutuyor. Sizi imtihan edecek. Hani şu peygamber dedi ya, bunların hepsine güvenme. Mesela evet bu kadar olduğu toplamda ama bunların hepsine güvenme. Burada da zaten burada müptelikim, o zaman öyleyse eğer bunlar güvenilir bir durumları yoksa bunları bir imtihandan geçirmek, imtihana tabi tutmak sağlam olanlarıyla, sadakatli olanlarıyla ve kendisine gerçekten tabi olanlarla ne yapması lazım? Birlikte yürümesi lazım. Onun için diyor ki müptelikim, Allah sizi bir imtihanla ne yapacak? Sizi imtihan ediyor. Neyle imtihan ediyor? Bir nehrin, bir nehirle imtihan ediyor. O da o, bu Filistinli olan Filistin tarafında olan da o iki çölünle Filistin arasında olan Seria denilen bir nehir. Oradan geçecekler. O şey oradan, o bölgeden geçerken oradan askerlerini ne yapıyor? Diyor ki femen kim ki, Talut diyor, femen kim ki şerebe içerse, yani bu nehirden kim ki su içerse, minhu o nehirden, feleyse minhu benden değildir. Yani burada femenden diye, yani burada ne demektir yani? Emre itaat. Hani size emre itaat konusu geliyor, ulul emre itaat. Bu emre itaat etme, bakalım edecekler mi, etmeyecekler mi? Ne kadar edecek, ne kadar etmeyecek? Bu hususta bir imtihana Cenab-ı Allah sizi bir nehirle imtihan ediyor. Tabi dedi ki, hemen kim ki bu nehirden şerbe içerse, minni bu şehirden içerse, feleyse minni benimle beraber değildir. Benimle değildir, benden değildir diye böyle ifade vurdu. Ve menlem kim ki yedi anhu, ondan tadarsa, fe inne muhakkak ki tatmazsa, ve tatmazsa, fe inne muhakkak minni benimle beraberdir. İşte ben o zaman o askerlerimle bana tabi olan, bana itaat eden, emirleme riayet gösterenle birlikte ne yaparım? Bu davayı, yani davayı da yürürüm diye bu şekilde burada bir imtihana tabi olmuş oldu. Kimin? Talut'un askerleri. Şimdi burada bir mevzu söyledik. Dedi ki ulul emir. Ulul emir ne diyor bize ayet, şu anda Kur'an'da da bize buyuruyor ki sizden olan. Yani ne demektir sizden olan? Yani sizin gibi inanan, yaşayan, yaşatmaya çalışan bir ulul emir başınızda varsa ona itaat ediniz. Onun sözünü, emirlerini yerine getiriniz. Sakın ona karşı bir isyan etmeyiniz. Ama buradaki böyle olan sizin gibi yaşayan, inancı, imanı, itikadı noktada, ameli noktada, Allah ve Resulü Allah'ın yolunda, şu anda da bu olayı kendi Resulullah Efendimiz'den bu tarafa baktığımız zaman da, Peygamber Efendimiz'den bu tarafa baktığımız zaman bakıyoruz ki hani dört halife geliyor, ondan sonra da diğer şeyler artık birçok idareciler, Müslüman idareciler geliyor, halifeler. O zaman işte her kim ki ulul emre itaat etmezse, etmediği takdirde yani sizden olup da ona itaat etmezse o asi olmuş olur, o inkar etmiş olur. Yani inkardan şu kasım, yani riayet etmemiş olur. Kalkardı onun karşılığında, şu anda mesela onun karşılığında bir başkasına itaat etmeye kalkarlarsa, yani bizim inanç ve değerlerimizden, iman esaslarımızdan uzak olan birine itaat etmeye kalkarlarsa, mesela bu taraftaki inançlı olanı bırakıp da ona tabi olmaya kalkarlarsa, işte burada ne yapmış olurlar? Elbette ki onlar da o gün o kişiye tabi olan kişilerle ahiret gününde yargılanacaktır. Mesela
İsra suresinin 71. ayetini Cenab-ı Allah buyuruyor ki, ne diyor, yani sizleri başınızda tayin etmiş olduğunuz imamlarınız, imamınız veya da burada lideriniz veya da halife olur, artık bu komutan olur. O böyle bir imanlı, şuurlu, Allah ve Resulü'nün yolunda olan biri ise ona tabi olunuz. Şayet işte o zaman biz de diyor onların yarın ahiret gününde davet edeceğiz. Onları toplayacağız. O imamıyla beraber çağıracağız diyor ve onlar eğer gerçekten Allah ve Resulü'ne gitmişlerse, Allah'ın şeriatını ilahi emirlerine hayata hakim kurup bir mücadeleye girişmişlerse ve tabi olmuşlarsa, işte biz o zaman ne yaparız? O zaman onların amel defterini sağ tarafından veririz. Bak, burada çok bir önemli bir olay çıkıyor. O kadar önemli ki, yani tabi olduğumuz imam ve imamımız, liderimiz, komutanımız çok önemli bir olay. Ne olacak? Aynen bizim inancı İslam'a inanmış, dava-i İslam'ın için koşan, onun emirlerini yaşayan, yaşatan bir düşünceye sahip olan kime tabi olacak? İmama tabi olacağız. Onun haricinde olanlara, diyelim ki bir imanın İslam'ın karşısında olan bir lider çıkmış da bir bölgede, aynı burada bir yarışa, bir bu toplumun başında idareci olmak istiyor ise, eğer o kişiler de kalkar da o inançsız adamı, İslam'a hizmet etmeyen, İslam'dan uzak olan bir devlet adamını, kişiyi devlet adamının başına görevlendirirse, işte o zaman büyük bir hataya düşmüş olurlar. Aynı zamanda ahirette de yarın onunla beraber haşrolunacaklar. O zaman da onların amel defterleri sol tarafından verilecek. İster ki bu kişi namazının niyazının musalli olsun. Bak Cenab-ı Allah musalli daha müsyan, yani namaz kılıcılar, namaz kılanlar. Eğer gerçekten namazı sıhhatli, sehiv ile, hata ile kılmıyorlarsa, burada mesela Cenab-ı Allah ne diyor? فَوَيْمِهِ الْمُسَلِّينَ الَّذِينَ عَنْ صَلَاتِمْ سَهُونَ. O müsalliler ki, o namaz kılanlar ki, namazların sehiv ile, yani hatalı kılanlar. Burada ne demektir? Hatalı kılmakla birlikte aynı zamanda ameli noktada hem namazı kılıyor, hem de namazdan sonra kalkıyor, kıldırın kıldırın. Çünkü namaz insanın mükürattan, kötü mükürattan alıkoyan koyar. Dinin direğidir. Ama ondan sonra namaz kılacaksın, namaz kıldığına çıktıktan sonra kalkacaksın, küfre hizmet edeceksin. İnke küfrü noktada hareket edenlerin etrafına toplanacaksın. Ne kadar da o kişi ben Müslümanım dese de Allah'ın emirlerini ve onun Peygamber Efendimiz'in sünnetlerini kabul etmeyen biri ise, ister ki yani kabul edip de uygulamayan bir kişi ise onunla birlikte olamayız. Asla ve asla onun safında yer alamayız. Ancak biz zahiren, bizde Kur'an'da bir önemli olan bir olay ne vardır? Zahir önemlidir. Zahir için hareket edeceğiz. Başımızdaki insanın zahiren ibadetini yapan, namazını kılan, seninle beraber her koşan, yani yapısını yaşayan biri ise biz ona tabi olmakla mükellefiz. Veyahut da onun gibi mesela yaşayan daha başka bir mesela grupta olup da yaşayan olsa yine. Yani daha şurada o ölçü nedir? Senin gibi yaşayan, Kur'an'a ve bağlı kalan, İslam'a bağlı kalan, Resulullah Efendimiz'in sünnetine bağlı kalan, bunu yaşayan, yaşatan bir liderler varsa biz ona tabi olacağız. Onlarla beraber yürüyeceğiz. Ama onun gayrisinde Allah'ın emirlerini kabul etmeyen, Kur'an'la amel etmeyen, Resulullah Efendimiz'in sünnetine amel etmeyen, onu kabullenmeyen, geçmişte şimdi 1400 senelik şeyler bugün mü kalkıp da bundan mı idare olunacağız diyen zihniyetin arkasına gittiğim zaman ister ki 5 vakitte namazı kılsan, sen onun nasıl, onun olduğu için onunla da haşrolunacak Cenab-ı Allah, o zaman senin amel defterini sol tarafından verecektir. Çünkü sen küfre tabi oluyorsun, küfre tabi oldun mu, küfre olduğun için aynı onunla muamele göreceksin. Ben hep bir Müslüman ama cezanı çeker çıkarsa ayrı bir yolu inandığından dolayı. Fakat hizmet noktasında onu desteklediğin müddetçe, onunla birlikte olduğunuz müddetçe o zaman Allah korusun elbette ki onunla beraber haş olacaksınız. Bunu da bir şey çıktı. Yani olay demiş oldu ne? Dedi ki Talut askerlerini imtihana tabi tutuyor. Diyor ki Allah sizi bir nehirle imtihana tabi tutuyor. O nehirden size bir şey söyleyecek. Bu da ne? Şimdi bakalım. Ve inna muhakkak minni eğer diyor o kişi ben askerlere buyuruyor ki siz bu nehirden, siyah nehrinden içerseniz benden değilsiniz.
Yani bana ithal etmeye, ben size emrediyorum, bu nehirden su içmeyeceksiniz. Ama siz kartalı bu nehirden su içerseniz, o zaman siz benden değilsiniz diye bu şekilde şayet içmezseniz benimle berabersiniz, benimle, yani ithal ettiğinizden dolayı benimlesiniz demektir. Ondan sonra Cenab-ı Hak Teala ne diyor? وَمَنْ لَمْ يَدْعَمُ بَنْ مِنِّي اِلَى مَنْ اِلْتَلَفَا Ancak ey askerlerim sadece ve sadece bir avuç illa bak مَنْ اِلْتَلَفَا غُلْفَةً bir yediği elimizin yani elimizle avucumuzdan bir parça alır da şöyle daldırır içerseniz o müstesna. Onda herhangi bir birisi yok. Yani yine ite ama kalkar da kana kana içerseniz isteyen daha aşırı bir şekilde yaparsanız o zaman siz benimle benim sözüme itaat etmiyorsunuz. Emrime uymuyorsunuz. Çünkü Cenab-ı Allah da böyle bizi imtihan, sizi imtihana tabi tutuyor. Siz bu imtihanı da imtihanı kaybetmek istiyorsunuz. O zaman bir avuçtan fazla içerseniz bizden, benden değil, bizden değilsiniz, benden değilsiniz diyor. Ama bir avuç içerseniz müstesna. Onda herhangi bir beş yok diyor böylece. İlla menik terefe burfeten bir yedihi. Bak eliyle değil bir avuç içerse bir beş yok. Feşerbu içtiler. Demek ki askerlerin o zaman feşerbu içtiler değil mi? Ekseri çoğu içti manası. İçtiler. Neden minhu o sudan? İlla ancak işte o askerlerimin itaat edenlerin az yani o kadar askerler 80 bin askerden azı işte o da bir rivayet edilir ki o 80 binin içerisinde 300 kişi yani ben 300 kişi içmemiş o sudan içmemiş o da Yakup Aleyhisselam ve o zaman da henüz daha peygamberlik gelmemiş Yakup ve etrafı askerleri onlar içmemişler o da 300 kişiler bu da ne demektir biliyor musunuz? Hani Bedir Savaşı'nda bizim kaç asker, Peygamber Efendimiz'in kaç tane askeri vardı? 300 taneydi. Ama karşı tarafın 1000 taneydi. Ama işte bu aynı sanki de o günde işte, Talut'un ordusunda bulunan askerlerin içerisinde 300 kişi içmiyor. 300 kişi içmiyor. Diğerler de çoğu içiyor. Demek ki bunlar bu 300 kişi işte imanı kavi, Rabbisine bağlı emre itaat eden, itaat edenlerdi. Onun için azı işte diyor minhu o sudan. Felemma vaktaki ceveze nehri geçtiklerinde bu sefer ne olacak tabi Talut hüvahu Talut ve lezine emenu me'ahu ve iman edenler beraberindekiler yani o askerlerin çoğundan 80 bin askerin ekserisi o sudan içtiler 300 kişi içmedi ve karşıya geçtiklerinde evet her ne kadar yine orada onlar da geçti ama burada bir şeyle karşılaşacaklar. O zaman aslında vellezine amenu ma'ahu beraberindeki ve iman edenler galu dediler ki la taqata bizim takatımız getirmez. Yani biz ileride karşılaşacağımız bir ordu var. O orduyla biz savaşamayız. Onlara karşı bizim gücümüz yetmez. Onlar çok kalabalık. Onlar çok şey, onun için biz onlarla karşılaşacağımız takatimiz onlara getirmez. Savaşamayız. Lena, bizim savaşacak gücümüz yoktur. Biz onlarla savaşamayız diye böyle yakındılar. Elbim o günde. Ve bir kimin neyle karşılaştılar bunlar? Bir Calut'e, Calut'un ordusuyla karşılaştılar. Calut da Filistin'deki, orada Filistin'de bulunan bir iri yarı bir baba yiğit komutan. Ve aynı zamanda çok eşitli, şiddetli bir insan, zalim bir insan, zulmeden bir insan, de birçok İsrail olan defalarca zarar şeye uğratmış olan bir komutan. Yani ondan karşılaştılar ve Cünüdihi Calut'un askerleriyle karşılaştılar. Kale dedi, ellezine o kimseler dediler ki, yezunnune, inanan kimseler dediler ki, hani Talut'un ordusundaki inanan kişiler dediler. Calut'un ordusuyla karşılaşınca ne dediler? Ennehum bu kavuşacaklarına Allah'a kavuşacaklarına ennehum vakum mulabullahi o Allah'a kavuşacaklar. Kim ki? Şimdi bak burada gayet güzel bir. Demek ki Cenab-ı Allah ne buyuruyor? Kem min fiyetin birçok ordu vardır ki galiletin az ordu. Az oldu, galebet, galebe eder, fiyeten
kesireten çok oluyor. Diyor ki Cenab-ı Hak, eğer imanla, imanı, sadakati Allah'a bağlı, Allah için mücadele ediyorsa diye az oldu olsun ama imanlı, itikadlı, inançlı olursa ordu nice çok orduları ne yapar? Yok eder diyor. Onlara karşı galip gelirler diyor. Çünkü ancak Allah'a mülâbı olmayı düşünenler, Allah için şehit olmayı arzu edenler, Allah için onlarla o küfürle savaşmayı arzu edenler, onlar bilsinler ki imanla sadakatli olanlar az dahi olsanız ne kadar çok ordu olursa olsun ne yapacaktır? Elbette ki yeneceğin Cenab-ı Allah galip geleceğini bildiriyor. Neden dolayı? İşte onların Allah'a imana bağlı. Bakın şimdi Alparslan karşılaştım. Alparslan'ın ordusu ne kadardı? Nereden baktı? 100.000'e karşı 10.000 civarında bir ordu. 10.000 miydi? 1.500'de 10.000 miydi? O civarında bir şeydi. Yani şu anda hatırlıyorum. Ama Alparslan'ın ordusu öyle bir orduydu ki Allah ve Resulü'nün önünde yürüyen bir ordu. Başındaki komutan gerçek bir komutandı. Onun için ne Cenab-ı Allah onlara niyetli az bir orduyla çok şeyi ne yaptı? Orduyu yedirdi. Roman Diyojen'i ne yaptılar? 1571'de Malazgirt Zaferi'nde onları yediler. Az bir orduyla ama demek ki Cenab-ı Allah ne buyuruyor? Ben yeter ki biz Allah için, rızayı bari için savaşmaya kalktığımız zaman mutlaka Cenab-ı Allah bize ne buyuruyor? Eğer sizin mücadele fi sebilillahsa biz de sizi küffara karşı ne yaparız? Onlara karşı sizi muzaffer ederiz. Sizi zafere ulaştırırız. Yeter ki sizler itikatta, amelde sağlam durun, sağlam hareket edin. Rabbinize kavuşma arzusunu, sevgisiyle hareket ettiğiniz müddetçe siz daima galip gelirsiniz. Daima galip olacaksınız demektir. Şimdi burada da az bir ordu. İşte ne diyor Cenab-ı Allah? Burada da aynı şekilde ne yaptı? O 80 bin kişinin içerisinden emre itaat etmeyenler için 300 kişi itaat etti. O 300 kişi de gerçek manada imanlı, şuurlu ve savaşçı olan henüz peygamberlik gelmemişti. Yakup'un etrafındaki askerleriydi. Böylece şimdi ne buyur? Bir izninle, Allah'ın izniyle mutlaka Cenab-ı Allah az bir orduyu çok orduya karşı galip kılacaktır. Yeter ki siz Allah'a güvenin, Allah'a yaslanın, Allah için savaşın, rıza-i bari için koşun, Rabbinize mülâbı olmak için düşünerek hareket edin. İşte o zaman biz sizleri ne yaparız? Onlara karşı galip ederiz, zafere ulaştırırız diyor Cenab-ı Allah. Vallahu Allah-u Teala me'assabin, elbette ki siz bu hususta savaşa girerken girdiğiniz sabrı derseniz, sabırla sabah da yaparsanız ama hala da kalkar da sabretmezseniz elbette ki burada durum daha farklı olacağı da bellidir yani. Me'assabin velemme berazu ve meydana çıktıklarında Canut ordusuyla karşılaştılar. Velemme vaktaki berazu karşılaştılar. Kiminle? Canut'un ordusuyla karşılaştılar. Canut'un ordusuyla karşılaştılar. Kalu dediler. Rabbena, bak imanlı olanlar, inançlı olanlar, itikadlı olanlar ne buyurdular? Rabbisinden mülâk olmayı arzu edenler, fî sebillah yolunda olanlar ne diyorlar? Rabbena ey Rabbimiz, efril bize, bize dök, yani bize yardım et. Aleyna bizim üzerimize. Bir sabret, bir sabır ihsanıyla bize bir sabır ver ki biz de o sabırla birlikte Calut'un ordusuna karşı mücadelemizi yapalım. Onu küffarı yok edelim. Onu galip gelelim. Mesebit, ya Rabbi bizi ayaklarımızı sabit kıl. Demena bize ayaklarımızı. Vensuruna bize yardım et. Adem kavmi kafirin, kafirler ordusuna karşı bize yardım et. Mesela diğer gün mesela Cenab-ı Hak da diye bir ayet ne buyuruyor? Ya yüzünü amelü intensurullah yensurkum ve yüzebbir aklanakum. Siz Allah'ın dinine yardım ederseniz, yani Allah'ın dinini yüceltmek için, Allah'ın dini hayat nizamını kılmak için, Allah'ın dinini bizatihi yaşar haline getirmek için, ilahi kelimetullah için ve bir nizamı kurmak, ilahi nizamı kurmak için böyle bir yola çıkarsanız Allah da sizin elbette ki size yardım edecektir. Ve o yardım etmesiyle birlikte de sizin ayağınızı sabit kılacaktır. Yani
düşmanlarınızın kurbanları karşısında sizi yani galip bir zafere ulaştıracaktır. Zafer ihsan edecektir. Onun için bu hususta ne diyor Cenab-ı Allah? Mümin kullarına, inanan kullarına aynen bu şekilde yeter ki sabırla, sebatla Rabbilerine yönelsinler. Rabbim onlara yardım edeceğini ve ayaklarını sabit kılacağını da böylece ayet-i kerimede bildiriyor. Ki burada önemli olan bir şey, eğer bugün Osmanlı'ya baktığımız zaman Selçuklular bu tarafa geliyoruz. Hep Allah için koşmuyor, Rıza-i Bahri için koşmuyor ve Cenab-ı Allah zaferden zafer onlara ulaştırmış. Bir bakıyoruz 400 çadırlık çadırla gelmiş bir Osmanlı yani Selçuklu Devleti Ertuğrul Gazi ve 400 çadırla gelip bugün dünyanın 1/4'üne sahip olma noktasına kadar gelmiştir. Neden? Sırf burada bir şey var. İlahi kelimetullah için nizam-ı alem davasını hayatı hakim kılmak bir mücadele düşüncesi var. Kitneyi bak. Cenab-ı Allah'ın şu emrine itaat ederek hareket etmişlerdir. Yeryüzüne fitne kalmayıp din Allah'ın oluncaya kadar, din yani Allah'ın kanunları hayata hakim oluncaya kadar küfürle savaşınız diyor Cenab-ı Allah. Yani küfürle savaşınız, yani sizi yok etmeye kalkan, sizin yani yaşama hakkı vermeyen küfürlere karşı savaşınız ve siz bunu yaptığınız müddetçe Allah da elbette ki sizi zaferle ne yapacaktır? Mühessel kılacaktır, başarıya ulaştıracaktır. Ama yeter ki sizler niyetiniz halisane olsun, niyetiniz rızayı bari için olsun, niyetiniz gerçek Allah'a kavuşmak olsun. Bu noktada olduğunuz müddetçe elbette ki Cenab-ı Allah sizin niyetlerinizi biliyor. O niyetlerinize göre de size ne yapacağınız zafer yer edecektir. Bazen bakıyoruz Müslüman, evet yenilme, düşmanlar karşısında yenilme hallerimiz oluyor mu? Oluyor. O da bizim neden? İşte bazen öyle bir noktaya zafiyet hallerine düşüyoruz. O zafiyet hallerimize düştüğümüz zaman da elbette ki onlara karşı zaaf durumumuzdan yararlanarak bizi alt etme durumlarında oluyor. Bugün dünyanın 1/3'üne sahip olan bir Osmanlı sonuç itibariyle görüyoruz ki öyle bir noktaya getirdi de bugün 770 bin, 90 bin kilometrelik bir kaya şu anda en son olarak bu toprağa sahip olmuşuz. Ama aslında nereden baksak dünyanın 1/4'üne sahip olan bir Osmanlı netice itibariyle bu noktaya kadar. Neden? İşte zaaflardan dolayı. Yani bizatihi Allah'ın emirlerinden, Allah'ın zatından uzak kaldığında Cenab-ı Allah elbette ki zaferden uzak tutacaktır. Ama şunu görüyoruz. Bugün mesela görüyoruz, gördük ki Osmanlı'nın İstiklal Savaşı'nı görüyoruz, Çanakkale Savaşı'nı görüyoruz, onunla Sevr Anlaşması'nı görüyoruz. Bunlar, hani bu sebep, bunlar niye bu noktaya, nasıl gelmişti bu noktaya? Bu noktaya gelmesinin sebebi yine hep zaaflardan bu noktaya geliyor. Zaaf olmazsa hiçbir zaman için yine Allah size yardım edecektir, kuvvetinizi ne yapacaktır? Daim kılacaktır. Ama siz Allah'a zaten emirlerine uzak kalırsanız, olumsuz hareketlerle hareket etmeye başlarsanız elbette ki Cenab-ı Allah sizi ne yapacaktır? O olumsuz hareketlerle zaafa düşürecektir. Bir imtihana ne yapacaktır? O kulun imtihana tabi tutacaktır. Mesela bir örneğini verelim. Resul Efendimiz'in döneminde Uhud Savaşı'nda bir daha savaşa çıkmadan ne yaptılar? Burada önce bir istişare yaptılar. O istişarede netice olarak da savaşma kararı çıktı ve Resul Efendimiz de zırhını falan girmişti. Artık bir peygamber zırhını girdiyse bu savaşa çıkmak demektir. Çünkü istişarede o çıktı. Ama burada ne oldu? Mesela işte Resul Efendimiz bazı sözlerinde sözlerini de riayet etmediler. Okçulara Uhud'un da etendeki okçulara gitmişler. Okçuya dedi ki sakın sizler ne olursa olsun burada her ne zafer yensek de sakın yerinizden ayrılmayın. Ola ki düşman bir bakarsın farklı bir bölgeye gelir. Bu sefer biz ne yapar? Biz şey yapar. Ama ne acayiptir ki bu da bir imtihan. Tabii imtihan, o anın imtihanı. Ve o okçular savaş bitmedi, galip geldik diye hepsi galibiyet için o anda okçular yerinden ayrıldı. Şu anda sonradan Müslüman olan Allah'ın ismini de Halife Melik, o zaman Müslüman olmamıştı.
ordu küffarın ordusunun başındaydı ve Arçın'ın bu olayı bu olayı görür gelmez hemen o zaafını, Müslümanın bu zaafından yararak arkadan bir çember gelerek ben oradaki okçularımızın şehit ettiler. İşte demek ki burada Ulul Emre itaat etmediğimiz anda yapıp başımızdan bu haline geleceği aşikardır. Böylece şimdi burada da şu anda kendi devletimize baktığımız zaman başımızdaki idarecilere eğer onların hal ve hareketlerine bizlere verilen emirle itaat etmezsek ama bizden olan Ulul Emir, bak sizden, Cenab-ı Allah sizden olan diyor. Yani sizin gibi yaşayan, İslam'ı yaşayan, İslam'ın emrine bağlı olan, sadaka kılan kullarından bahsediyor, ondan bahsediyor Cenab-ı Allah. Ulul Emir derken bunu bahsediyor buradaki olan. O zaman Cenab-ı Allah ne yapıyor? Eğer itaat edersek başarıdan başarıya elbette Cenab-ı Allah ulaştıracaktır. O zaman bizim daha düşmanımız da çok olacaktır. Etrafımızda çünkü biz istemeyen nice düşmanlarımız var. Bugün hepsi de gayrimüslim olan, işte görüyoruz Avrupa'nın şu andaki yaptıkları hareketler, tavırları, bizlere karşı yaptıkları tavırları görüyoruz. Yaptığı, hepsi hiçbiri bizi şu anda istemiyor. Yani bir Türk Devleti'nin büyümesini, Türk Devleti'nin kalkınmasını, Türk Devleti'nin başarıya ulaşmasını ya da bir Müslüman milletin başarıya ulaşmasını istemiyorlar. Arzu etmiyorlar ve olumsuz hareketlerle ne yapıyorlar bizlere karşı? Mücadele veriyor. Onlar da her ne kadar yüzümüze gülseler de ama bütün arkadan hep bizi vurmak, bizi yok etmek, bizi zaaf halimizden yana bizi zayıf düşkünlerin yolunu aramaktadırlar. İşte burada bizim en önemli olanımız nedir? Birlikleri kurmak. Bak Cenab-ı Allah şu ayetiyle birlikte ne yapmamızı? Bir birlikleri oluşturmamızı. وَاَعْتَسُنْ بِحَبِّ اللّٰهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّضُ Cenab-ı Hak'tan herhalde وَاَحْتَسُمُ بِعَمْدَى Allah'ın yüküne sarınız. Allah'ın yüküne sımsıkı sarınız. Onun eğer arasında sımsıkı sarılırsanız ve büsbütün olursanız o zaman Cenab-ı Allah elbette ki sizi bir de aranızda tefrika sokmadığınız müddetçe hiçbir zaman için sizi herhangi kimse şey yapamaz. Sizi zaaf halinden yani başarısız noktasında olumsuz hale düşürmez. Ama biz zaaf gösterirsek, öyle tebrik ama tefrikaya düşersek, birbirimize çekinmemezlik yapmaya başlarsak, birbirimizi alt etmenin yoluna kendi içimizde, devletimizin içinde birbirimizi böyle bir zaaf noktalarını dışarıya vermeye, dışarıya aksetmeye çalışırsak, işte o zaman içerimizdeki o tefrika elbette ki bizi zaafa düşürür. O zaman bir memleketin, bir devletin zaafından ya öldüğü zaafı düşmesiyle birlikte sıkıntılara düşeceği aşikardır. Şimdi burada, yani bizim bahsettiğimiz olay ne? Burada önce ayet-i kerimede okuduk ya, Ulul Emre itaat. Ve Emre itaat, Talut da ordusunu deneme yapıyor. 80 bin kişiyle o denemesi yapıyor. Ve o da bizatihi de emir, yine emirle birlikte, Cenab-ı Allah'ın emriyle birlikte yapıyor tabii kendi şeyini. Ve yolun bir nehirde, bir su içmemelerini eğer içerlerse bizden olmadığını şayet ama bir avuç içerse onun herhangi bir müstesna bir deyiş yok olduğunu da böylece ne ifade ediyor. Ondan sonra da işte karşıya geçip de Calut'un ordusunu görüp de hani itaatsiz olanlar, itaat etmeyenlerin içerisine korku düşüyor. Hani orada nehirden su içenlerin, çok su içenlerin kalbine artık bir korku düşüyor. Neden? Çünkü önceden de onlarla mücadele etmişler Calut ordusuna. Calut ordusu İsrailleri perişan etmiş. Birkaç defa bu hususta yemiş. Ondan dolayı onun da ezel önceki korkuları da var. Bir de şu anda itaatsizlikten dolayı, yaptıklarından dolayı da bir itaatsizlikten dolayı da bir korku işlerine düştü. Ve karşı ne yapıyor? Calut'un ordusunu görür görmez dedi ki biz bunlara karşı takat getirmeyiz. Biz bunları yenemeyiz. Onlar bizi yener diye hatta böyle yapan, kaçıran ordu oldu, işlerinden onlar oldu. Ki ve bunun üzerine içerisinde itaat edip de Allah onunla itaattan dolayı onlara o kullarına daha Cenab-ı Allah onlara kuvvet verdi, onlara yardım etti ve böylece o yardımla birlikte hiçbir zaman Calut'un ordusundan çekinmediler. Ve çekinmedikleri bile başarıya ulaştırdılar, ulaştılar yani.
Şimdi tabii evet ama tabii her şey Allah'ın izniyle. Biiznillahi Allah'ın izniyle tabii ki her şey onun izniyle. Vallahu as-sabirin dedi ya sabredenler Allah sabredenlerle beraber ey kullarım siz bu düşman ordusuna küffar ordusuna karşılaştınız. Eğer sabrederseniz ben sizinle beraberim. Yani size yardım veren ve size yardım ederim bu usta ama yok siz sabır sebat göstermezseniz Rabbiniz bırak olacağını düşünmez ondan uzak kalırsanız o zaman durum farklı olacaktı, aşikardır. Ben Allah'a baktaki berazu ricalü tevecülü değil galibi işte ve bu arada inançlı olanlar Rabbena ey Rabbimiz efrit bize dök yani yardım et aline bizim üzerimize dök sabran yani bize düşmanla Calut'un ordusuna karşılaşacağız. Bu hususta bize yardım et. Bize sana yardım et ve sabır ihsan edince bu şekilde Rabbimle dua ettiler. Ve sebet akdamına bizi ya Rabbi bizim ayaklarımıza sabit kıl onlara karşı diye böylece dua ettiler. Evet. Lansun Allah'ın kafirin kafirler ordusuna karşı da bize yardım et ya Rabbi. Onlara karşı bize muzaffer eyle ya Rabbi diye bu şekilde duada da bulundular ve böylece Calut'un ordusuyla karşılaştılar. Evet, 250. ayette de burada Cenab-ı Allah fehezenuhum işte Calut'un ordusuyla karşılaştı. Az dedi ya Cenab-ı Allah az bir ordu ile çok orduları mağlup olacağını, yenileceğini bildiriyor. Burada da zaten az bir ordu, Talut'un ordusu az. Ama Calut'un ordusu çoktu. Ve Cenab-ı Allah ne yaptı? Bu kahraman olan ve Allah'a itaat eden olan ordusuyla fehezenuhum o Calut'un ordusunu hezimete uğrattılar. Hezimete uğrattılar. Ve biiznillahi Allah'ın izniyle ve katela Davud'a Davud Aleyhisselam da ne yaptı? Davud o zaman hem ordu komutanıydı. Ve katela öldürdü. Kim? Davud Aleyhisselam kim? Calut'u komutan yani küffarın komutanı olan Calut'u öldürdü. Ve atahullahu Cenab-ı Hak Teala böylece verdi. Cenab-ı Hak Teala ondan mükafat olarak Calut'un ordusunu yok etti, Calut'u da öldürdü Davud Aleyhisselam. Ve Cenab-ı Hak Teala ona verdi. Ne verdi? Mülk verdi ve hikmet bir de hikmet verdi. Yani peygamber olarak görevlendirdi Davud Aleyhisselam. Ondan sonra da hani o arada da zaten şumul peygamber ve aynı zamanda dünyasını değişmişti. Talut da ordunun başında o zaman kaldı. Ve ondan sonra da Cenab-ı Hak Teala Davud Aleyhisselam'ı hikmet vererek bir de mülk vererek onu görevlendirdi. Ve allemehu ona öğretti. Ve allemehu Cenab-ı Hak Teala ona öğretti, talim ettirdi. Ne? Mimma vaktaki neşe dilediği şeyleri ona öğretti. Ve evvelevle olmasaydı def'in önlemesi. Bak def'ullahi Allah'ın def etmesi, yok etmesi, kaldırması ve azaltması olmasaydı velevle şayet Cenab-ı Hak Teala eğer Allah def etmeseydi buradaki deften kaldırması, yok etmesi, azaltması yani bir şeyin azalması kimi? Ennâsi insanları azaltmasaydı burada nebâluhum gibâd bazı insanlar, bazı insanlar yani bir kavim, bir kavim işte savaş ve bunu eğer böylece Cenab-ı Hak da böyle bir yapıyı oluşturmasaydı lefesedetil aroğlu arz Cenab-ı Allah buyuruyor ayet-i kerimde yeryüzü fesada uğrardı diyor. İnsanların çokluğunu eğer diyor insanlar birbirini savaşmayarak öldürmeseler idi ki böylece bu savaşlar olmasaydı o zaman Cenab-ı Hak da yeryüzünde insanlar
çoğalacak, daha çok olacaktı ama hep fesatlık daha çok artacaktı. O bakımdan Cenab-ı Allah bir dengede, dengeyi oluşturmak için biz diyor ne yapıyoruz? Bu dengeyi ancak ilahi yolda, ilahi yolda savaşmak, savaşarak birbirine veya da başka bir gayri küffarlar kendi aralarında da savaşarak, yeryüzünden, yurt yüzünden veya da toprak yüzünden ne yapıyor? Savaşarak azaltıyorlardı birbirlerini. Aynı zamanda Müslümanlar da müminlerde ne yapıyordu? Cenab-ı Hak'tan'a, müminler, küffarlara karşı karşıya getiriyordu ve onların yok olmasına ne oluyor? Vesile oluyordu. Çünkü insan azalmış oluyordu. Yani bir denge Cenab-ı Allah yaşam biçiminde dengeyi oluşturuyordu. Bu dengede çünkü toplumda fesadın aşırı bir şekilde fesadın olmaması, ifsadın olmaması ve insanlar artık birbirleri daha farklı boyutta ezmemesi bakımından Cenab-ı Allah ne yapıyor? Bir savaş hali ortaya koyuyor ve küfürle, hakla batının savaşı ne yapıyor? Devam ediyor, zuhur ediyor. Ki ondan sonra bunlar birlikte elbette ki yeryüzünde birçok olayların olmasına da sebep oluyor. Bak, Cenab-ı Allah diyor ki eğer insanları diyor def etmeseydik, yani kaldırmasaydık, yani bu savaş denen şeyi, o savaşma konusu olmasaydı insanlar elbette ki çoğalacaktı ve yeryüzü insanlardan dolacaktı, fesat o zaman daha çok fesat uğrayacaktı. Bak, onların bazısını öldürmeseydi, yani bir savaşla birbirlerini öldürmeselerdi, o zaman bu gibi veya da savaş olmasaydı, zaten dünyanın, kainatın kuruluşundan bugüne kadar eğer bir savaş olmasaydı, bugün insanların elbette ki sayısı çok farklı, çok farklı olacaktı, diyor Cenab-ı Hak. Lefesedin ardı ve böylece yeryüzünde ifsat olacaktır. Lefesedin ardı yeryüzü ifsada uğrayacaktır, fesada uğrayacaktır. İnsanlar birbirine olmadık yersiz hareketler yapacaklar diyor. Velakin Allah, muhakkak ki Allah-u Teala zül saldın alel alemin, Cenab-ı Hak da alemler üzerine elbette ki fazile sahibidir. Cenab-ı Allah bu fazlı kelimeyle bu yaratılan kullarının hal ve durumlarını bildiği için onların yaşam biçimini daha kolay, daha yaşanır bir hale gelmesi için Rabbim ne yapıyor? O araya bir elbette ki birbirlerini kaldırma hak yolunda, yani hak ve batılın yolunda bir savaş meydana geliyor ve böylece de ne yapıyor? Cenab-ı Allah insanların çoğalmasını önlemiş oluyor. Yani bir dengeyi oluşturuyor Cenab-ı Allah. Buna çok önemli kısım. Yani diyeceksiniz ki niye Cenab-ı Allah insanları def ediyor? Neden kaldırttırıyor? Neden yok etmeye çalıştırıyor? Cenab-ı Hak Teala diyor ki burada ve eğer diyor insanları biz def etmeseydik, kaldırmasaydık yeryüzünde insanlar hayır o günden bugüne kadar kaç bin sene geçtik insanları ekseri dursaydı bugün yeryüzünde acayip bir kalabalık olacaktı diyor. Çünkü dünyadan başka yaşam yeri yok. Yani varsa da yıldızlar var ama büyük dünyadan yüzeri kat büyük yıldızlar da var. Fakat orada bir hayat olmadığından dolayı. Merih'te olsun, şeyde olsun fakat belirli bir sınıra kadar hayat var. Belli ondan sonra yok. Bak aya, mesela geçmişte aya çıktılar, ayda bir hayat bulabildiler mi? Evet var ama fakat maalesef yaşam biçimi yani yaşam yok. Onun için bu sadece Cenab-ı Allah bütün kainatın bu yıldızları bile dünyadaki insanlara hizmet için yapmıştır. Dünyayı bir dengede tutmak, dünyayı bir şeyden çekim gücüyle birlikte bir yerde tutma amacıyla. Onların hep bakın mesela yıldızların gökyüzüne baktığımızda yıldızlar nasıl hepsi parıl parıl parılıyor ama bir ışık bulduğu zaman onların ışığı gidiyor. Niye gidiyor? Çünkü ışığını veren Cenab-ı Allah zaten. Yani bazen bile biz diyor ışığını güneşten aldırıyor ama güneşin ışığıyla yıldızın ışığının arasında dağlar kadar fark var. Yani baktığında biri gümüş renginde, yıldızların ışığı gümüş renginde, güneş ise tamamen sapsarı ve aynı zamanda da gittikçe de rengini değiştiriyor, batmaya yakın rengini değiştiriyor. O bakımdan burada hikmeten, yıldızların hikmeti bizlere Cenab-ı Allah onlara bir süs. Yani gece açılmamız bakımından, huzurlu korku alametinden uzak olmamız bakımından ne yapıyor Cenab-ı Allah? Yıldızlar bizi
zihnimizi, beynimizi, düşüncelerimizi ferahlatıyor yani. Hele ayın çıkması, gece vakti daha bambaşka bir yapı. Onun için Cenab-ı Allah elbette ki fazilet sahibidir. Fazilet sahibi olduğu için de her şeyi en ince tefafına kadar bilir. Ezeli ve ebedi Cenab-ı Allah'ın ilmi ezeli ve ebedidir. O bakımdan onun Rabbim'in fazlı kelimiyle böylece alemleri bir bir dengede, bir nizamda, bir intizamda, bir hesap üzerine ne yapıyor? Dengele tutuyor Cenab-ı Hak Teala. Burada öyle şey yapıyor. Zülfazdır alel alemin. Tilke ayetullahi, işte bu Allah'ın ayetleri nedir? Netlühe. Size okuyor, onları okursunuz. Aleyke, onlar sana okunur. Bir hak, hak olarak okunur. Ve inneke muhammed emlen muhsenin, o gönderilen, şimdi siz de, siz de gönderilen peygamberlerdensiniz diye bu şekilde Cenab-ı Allah ayet-i kerimesinde bize ne yapıyor? Açıklıyor. Ki peygamberlerin de görevi zaten Cenab-ı Hak'tan aldıkları emirlerini ne yapacaklardır? Elbette ki insanlara bildirme görevi yapacaklardır. Diye Cenab-ı Hak'tan böylece ayet-i kerimesinde bize güzel bir meşal sunuyor. Vakit. Hocam 56 dakika oldu. Kaçıncı ayetteyiz şu anda? Şu anda 52. ayetteyiz. 252. Ben 55'e kadar yazmıştım. Tamam. Eğer ayetler kısaysa 1,5 saati tamamlamış oluruz hocam. 2 saati. Tamam. Şu anda da saat 5'e çeyrek var. Tamam. İkindi yeni okundu yani. Tamam. Evet. Cenab-ı Allah 253. ayetinde şöyle bize hitap ediyor. Şöyle bir meşal veriyor. Diyor ki tilken Rusulü, işte o işaret olunan peygamber, peygamber o işaret Rusulü peygamberlerin, o işaret olunan peygamberler, faddalna, onları biz üstün kıldık, faziletli kıldık diyor Cenab-ı Hak. Peki bunlar peygamberlerin fazileti kimedir? Elbette ki insanoğlunadır. Ama insanoğlunun arasından Cenab-ı Allah ne yapıyor? Seçiyor. Zaten bizatihi onları aynen kendi insanoğlunun gibi yaşayan, yiyen, içen, evlenen, çoluk çocuk sahibi olan ve aynı zamanda o ki hani kendi cinsimizden mesela bazıları işte meleklerden peygamber diye bahseden kısımlar da oluyorlar ama Cenab-ı Allah hiçbir zaman için bir melekler peygamber göndermemiştir. Ama hep insanoğlundan göndermiştir. Çünkü yeryüzünde halifesi insanoğludur. İnsanoğlunda halifesi olduğuna göre öyleyse o halifenin başında ne olacaktır? İnsanoğlu olması lazımdır. Yani dilinden anlayan, aynı yaşam biçiminde olan, hareketleri, tavırları aynı olan. Ama aynen. Örneklerini gösterebilen bir yapıya olması lazım peygamberin. Bugün örnek, o hayat düzenini en iyi bir şekilde uygulayan olduğu için biz de onlardan örnek alarak böylece ne yapacağız? Hayat düzenimizi, hayat düzenimizi, yaşamışımızı ona göre tahsil edeceğiz ki onun sevabını alalım ve Cenab-ı Hakk'ın elbette ki emrettiği şeyleri yapmakla mükafatını almaya çalışacağız. Hem dünya hem ahiret için. Onun için Cenab-ı Allah ne diyor? İşte biz peygamberleri faziletli kıldık diyor. Kaldığında bazısının üzerine diyor Cenab-ı Allah. Bak, bazısının bazısından üstün kıldık diyor. Ama bir yerden diyeceksiniz ki mesela peki öylese Amen hiçbir peygamberi birbirinden ayırt etmeyiz. Ne bakımdan ayırt etmeyiz? Peygamber olması hitabıyla, görev hitabıyla birbirinden ayırt etmeyiz. Yani verilmiş görev bakımından bir ayırt edemeyiz. Onu işte ama fazilet yönünden de elbette ki mutlaka her bir mesela Adem Aleyhisselam'ın yaşandığı dönem, ondan sonra İdris Aleyhisselam'ın yaşandığı dönem, Şit Aleyhisselam'ın yaşandığı dönem, Nuh Aleyhisselam'ın yaşandığı dönem baktığımız zaman onların dönemindeki insanoğlunun hal ve hareketi tavırlarıyla o günkü peygamberlerimize verilen görev
tamamen farklı. Mesela bir İsrail, Musa Aleyhisselam'ın zamanı daha farklı, İsa Aleyhisselam'ın zamanı daha farklı. Ama burada peygamber sıfatıyla herhangi birbirine karşı bir üstünlük yok. Benim Allah'ın peygamberi, hepsi de aynı. Fakat fazileti yönünden ne var? Burada üstünlük var. Bakalım neymiş orada. Alemar minhum onlardan, ben işlerinden öyle kimse var ki kellemallahu bak. Demek ki burada ne oldu? Cenab-ı Hak'lara birini faziletli kılan peygamberlerimizden fazilet kıl. Bak Musa Aleyhisselam'a nasıl bir fazilet vermiş? Onunla konuşmayı, kelam etmeyi. Ne oldu? Bütün peygamberler Cenab-ı Hak'la konuşuyor mu? Konuşmalı. Ama sadece kim konuştu? Musa Aleyhisselam. Ama o kelam etti. Ama o da kendim Cenab-ı Hak'ın... Tabii bir hikmeti vardı. Bunu diyebilir miyiz? Tabii. Musa Aleyhisselam biraz kekişti değil mi hocam? Böyle bir... O kekişti tabii. O mutlaka var. Harun Aleyhisselam da güzel konuşuyordu. O onu telafi etsin diye. Evet, tabii orada. Evet. Burada bizatihi Cenab-ı Allah Musa Aleyhisselam'a kelam etmiştir. Evet. Bizatihi kelam etmiştir. Yani. Ama Resulullah Efendimiz gibi değil. Resulullah Efendimiz Miraç'ta bizatihi huzurunda. Yani. Ama Musa Aleyhisselam sadece Tur Dağı'na çıktığı zaman, o zaman orada bir Cenab-ı Hakk'a orada bir kelamlaşma konuşması var. Evet. Bak kelime, kelamullah diyoruz. Allah'ın kelamı, yani onunla konuştuğunu ifade ediyoruz Musa Aleyhisselam. Bunun fazileti kelamdan, kelam yönünden bak. وَرَتَعَنْ بَعْضَهُمْ دَرَجَةٍ Bak bazılarının için de diyoruz, biz kaldırdık, üstü derecelendirdik diyor Cenab-ı Allah. Bazı peygamberler de diyor, derecelendirdik, derece verdik diyor. Neymiş o derece? Ve atina onlara derece verdik, yükselttik derecelerini. Ve atina biz yine verdik diyor Cenab-ı Hak. İsa bin Meryem'e bak el beyyinati ve eyyednâhum. Ona biz ne yaptık diyor? Ona açık kanıtlar, yani İsa Aleyhisselam ne yapıyordu? Ölüleri diriltiyordu. Ölüleri diriltiyordu, yani, hey büyük Allah'ım. Hastaları iyi ediyordu. Ona da bak Cenab-ı Allah o şeyi verdi. O hikmeti verdi. Fazilet bunlar. Hepsi faziletti yani. Bak beyinatı bir açık beyanlar verdik diyorum sana. Şimdi açık evet. Beyan neydi? İsa hiçbir Beşik'te hangisi konuştu? İsa Aleyhisselam konuştu. Değil mi? Hani o Meryem Hanım'ıza geldiler, iftira atmaya kalktılar ya. Hani bundan sonra o zaman dediler ki Beşik'tesi konuştu dedi. Ve İsa Aleyhisselam Beşik'te konuştu. O zamana kadar daha bir şey diyemez, bir yanlarımızı suçlayamadılar yani. Oluyorsa ona suçladılar, neden hani bu çocuk nereden geldi, nereden oldu diye biliyor musun? Öyle bir durum şey yaptılar, hatta olumsuz hareketler, olumsuz sözler söylendiler. O zaman Beşik'teki çocuğu gösterdi, o zaman benim adam İsa Aleyhisselam konuştu. Bak, fazilet yönde ki bir konu Beşik'te konuşması, çocukken konuşması, ikincisi de ondan sonra ölüleri diriltmesi gibi, hastaları yetmesi gibi. Böyle bir hikmet verdim. Ve İyyednâh'a biz yine onu teyit ettik ve kendisini de destekledik. Ona beyanatlar verdik. O beyanatlara ilgili onu biz destekledik diyor Cenab-ı Hak Teala. Böyle bir fazilet verdik diyor Cenab-ı Allah. Ondan sonra bir ruhun Kudüs ile onu bak ne yaptık biz? Ruhun Kudüs derken biz ona takdis ettik. Derecelendirdik. Öyle onu tuttuk, öyle bir zaman ki tarafımıza çektik. Yukarı yani şu anda İsa Aleyhisselam Cenab-ı Hakk'ın emriyle yukarıya çekilmiştir. Ondan tabi Resulullah'ın bazı hadislerinde var. Hani sonra kıyamete yakın ineceğine dair bazı hadisler var ama bazıları bunları kabul etmiyor. Kabul etmeyen bazı alimler var. Onu da niçin kabul etmiyorlar? Orası da artık çok sorulacak sorular var. Evet. Demek ki Cenab-ı Hak Teala böyle bir fazilet verir. وَلَوْ شَاءَ اللّٰهُ Eğer Cenab-ı Allah dileseydi مَقْتَتَنَ الَّذ۪ينَ مِنْ بَعْلِهِمْ Birbirlerinin kanına girmezlerdi. Eğer diyor Cenab-ı Allah وَلَوْ شَاءَ Şayet Cenab-ı Hak Teala dileseydi neyi? مَقْتَتَنَ الَّذ۪ينَ مِنْ بَعْلِهِمْ Onlardan sonra da herhangi bir birbirlerini vurma gibi, birbirlerini kırma gibi birbirlerini yok etme gibi bir durumda vermezdim. Neden? مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَ هُتُمْ بَيْنِ
cemace et hümül beyinatü, o açık deliller kendilerine geldiklerinde. Velakin mihtelefû, anlaşmazlığa düştüler. Feminhum, onlardan kimi men emene, biz iman ettik dediler. Ve minhum men kefere, kimisi de inkar ettiler. Bu ve haşa peygamberler şey olurdu. O cümle, yukarıdaki cümle bitti. Mesela bir ruhun Kudüs'te dedi, oraya bitti. Yeni bir. Eğer Allah dileseydi bundan sonraki ümmetlerine kendilerine o açık deliller geldikten sonra birbirlerinin kanına girmezlerdi. Bak şimdi ne diyor Cenab-ı Allah? Velevşe dileseydi. Yani Allah bir şey dileseydi ne yapardı? Maktetelellezine min ba'dihim, onlar birbirlerini ne yapmazlardı? Min ba'din ma ce'etumul beyinat, açık beyanatlar geldikten sonra birbirlerini bu şekilde bulmazlardı diye Cenab-ı Hak da belirtiyor. Velakin fakat ihtilafa düştüler bunlar. Femin onlardan, yine bu İsrailoğullarından bahsediyor. Yani her şeyden değil. Bu konu İsrailoğullarından, onlardan bahsediyor. Femin kimi ki men onlardan bir kimse ki men emene, iman etti bir kimseleri. Femin hüm kimi men emene, iman ettiler. Femin hüm men kefere, bazıları da inkar ettiler. Yani sizlere peygamberleri gönderdik. O peygamberler de sizlere tebliğini yaptı. Sizi daveti Allah'ın birliğine, vahdaniyete davet etti. Ama bazıları kabul etti. Bazıları da ne yaptı? Kabul etmediler. Kabul etmedi, evet. Onun için öyle. Şimdi bakıyoruz zaten Cenab-ı Hak'tan ayet-i kerimesinde şöyle buyuruyor ya. İnne hedinehu sebe imme şakire ve imme kafura. Biz diyor, bir doğru yolu, bir hidayet yolunu size gösterdik. İsterseniz kabul edersiniz, isterseniz kabul etmezseniz, etmezsiniz. Eğer kabul ederseniz elbette ki Allah'ın rızasını almış olursunuz. Kurtuluş eylesin, ama kabul etmezseniz o zaman da Allah'ın rızasını almamış olursunuz. Kendinize ceza hazırlamış olursunuz. O zaman varacak yerde cehennemdir. Diyor yani burada da. O çünkü inne hedinle sebile imme şakire ve imme kafura. Ondan sonra diyor ki inne atetne ilkâbine selâsile ve e'lâle ve sa'ile. Biz onlara boynuna haklar geçirdik. Onları şey yaptık. Öyle bir şey. Çünkü inkar etmeler sebebiyle, peygamberleri öldürmeler sebebiyle, birçok olumsuz sebeplerle biz o inkar edenleri öyle bir azaba işkence edilmiyor da azap ettik. Niye? Yaptıkları filmiyatlardan dolayı. Bunun için Cenab-ı Hak Teala öyle diyor. Ki onlar bir kimseler, birileri kabul etti, bir kimseler kabul etti, bir kimseler kabul etmedi. Böyle bir şey Allah'ı, eğer Allah dileseydi, مَبْتَتَلُوا birbirlerini öldürmezlerdi. وَلَكِنَّ اللّٰهُ وَقَعَ اللّٰهُ تَعَلَى يَبْعَلُ يَحَرْ مَا يُرِيدِ, ne isterse onu dilediğini Cenab-ı Allah yapar. Evet. يَا اِلَّذِينَ اَلَى, o da bitti. Yani demek ki Cenab-ı Hak Teala bir şeyi gayet güzel, yani dilediği şeyi yapar. Ona kimse bani olamaz. Onun için burada Cenab-ı Hak Teala, biz sizlere peygamberler gönderiyoruz. O peygamberler arasında herhangi bir üstünlük koymadık ama bir fazilet yolu bakımından üstünlük koyduk. Kimisi bir peygamberlerden Musa Aleyhisselam işte Allah'la konuşuyor, Rabbimle konuşması yoktuğunda. İsa Aleyhisselam'ın çocukken beşikte konuşması ve aynı zamanda bari ruhlu hikmetler verilmesi. Ondan sonra Resulullah Efendimiz'in miraca çıkıp Cenab-ı Hak'la bizzat karşılıklı görüşmesi. Bunlar hepsi fazilet yönünde bir üstünlüktür. Hepsinin fazileti farklı farklıdır. Ama ondan sonra da işte böyle peygamberler gönderdik size diyor Cenab-ı Allah. Toplumları biz size böyle peygamberler gönderdik. Onlar size yolu gösteriyorlar, hidayetini gösteriyorlar. Eğer sizler kabul ederseniz, yani kabul etmezseniz elbette ki onun karşılığı cezanı olacağı da ileride bildirecek. Değerli hocam, arada bir şey söylemek istiyorum. Burada peygamberler tüm hepsinden salatü selam olsun inşallah. Son peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Ama bu peygamber bütün peygamberlerin komutanı gibi. Bunu diyebiliriz değil mi hocam? Hocam zaten Cenab-ı Hak Teala çünkü tüm aleme gelmiş. Bir kavme değil. Aynen öyle zaten. Son peygamber. Hatta Enbiya. Evet. Bilgilerin sonucu daha ondan sonra peygamber gelmeyecek.
Zaten bu alemin yaratılışında varlığında sebep yani, sebep değil mi? Yani. Aynen, aynen. Onun nuru ilahisinde. Tasavvuf ilminde bunu biraz şey ediyorlar, bu bazıları, bu peygamberler tarihinde, Enver'in aşıkında bu konu çok iyi anlatılıyor. Ben bayağı bu konuyla ilgili de canlı programlar yaptım. Peygamberler tarihi dersimizde. Şöyle yani orada ilk yaratılan kalem bile değil, ilk yaratılan nur. O nurdan sonra artık bütün kalem yaratılıyor. Bak kainat yaratılıyor, semavat yaratılıyor, cennet, cehennem, her şey. Ondan sonra Adem Aleyhisselam yaratılıyor biliyorsun, peygamber, insanlar. Ve bunu biliyorsun ana rahmine, Havva anamıza bu şekilde. Sürekli geçti. Ya zaten evet. Nuru ilahi, Cenab-ı Hak Teala Peygamber Efendimiz'in nurunu yaratmasaydı diyor ya, ben rahmetullah ben bu alemi yaratmadım. Aynen, aynen. Ben öncesi onun rahmeti, onun ona olan merhametim, sevgimden dolayı bu alemi yaratmadım. Aynen. Merhamet burada sevgi. Gelmeseydin cihana yaratmazdın bu alemi buyuruyor Rabbimiz. Evet. Bugün bize varlığımızın sebebi Resul Efendimiz. Evet. Allah'ın nurunu yarattı. Bizim yani 124 bin peygamber değil mi? Öyle geçiyor. 121 rivayet, bir rivayet 28, bir rivayet yani öyle bir şeyler var. Hepsi yarın levh-i mahfuzda toplanıldığı zaman sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin ümmetim diye tabii. Değil mi? En çok ümmetiyle şey yapabiliriz. Evet. Hepsi sırasıyla gelecek. Mesela ama en çok ümmet olan peygamber Efendimiz. Yani. Evet. Hatta işte Peygamber Efendimiz'in ümmeti bütün kahane, bütün hani dünya belki Müslümanlar da gayrimüslimler de ümmeti, ama ümmeti haklı olanlar var, demek ümmeti delalet olanlar var. Yani tabii delalet ki, olanlar tabii, gayrimüslimler tabii. Ama Peygamber Efendimiz'in ümmeti. Yani. Çünkü son peygamber ya. Aynen. Ondan sonra ve tabii izleyicilerimiz biliyordur da bilmeyenleri hatırlatma açısından Hazreti İsa Aleyhisselam'ın ölmediğini, gökten ineceğini ve la ilahe illallah Muhammeden Resulullah diyerekten tabi, olacak. Tabi olacağını tabi. Değil mi hocam yani? Yani peygamber gelmeyecek zaten. Evet. Ama hidayetçi gelecek. Hidayetçi. Yani toplumu düzeltici olan evet. İsa Aleyhisselam ve Mehdi Resul. Evet. Bunlar gelecek. Yoksa peygamber adıyla değil. Aynen. Cenab-ı Hak mühür vuruyor. Hatemül Enbiya. Hatemül Enbiya. Hatem demek son vurmak. Kur'an-ı Kerim'de geçiyor değil mi? Hatem kelimesi geçiyor yani evet. Evet. Hatemül Enbiya ve ondan sonra bir de rahmeten lil alemin. Evet. Kaç yerde var? Aynen, aynen. Ondan sonra böylece ne, elbette ki işte yani ne diyeceğim buradaki ayetimizde sizlere birbirlerini, peygamberleri birbirlerine fazilet ürünlerini üstün kıldık ama o peygamberler bak size açık beyanatlarımızı getirdi sizlere. Siz o beyanatları, açık açık beyanatları gördüğünüz anda bir kısmınız inandınız, yani kabul ettiniz, bir kısmınız kabul etmediniz. Niye Cenab-ı Hak da ne yapıyor? Böylece şey yapıyor, meşadını sunuyor. Eğer Cenab-ı Allah dileseydi mesela elbette ki ya yönetine amenü en fiburur. Ha şimdi buraya geldik. Ya yönetine amenü. Ey iman edenler, ya velakin Allah'a yet, hayır tamam. La yürüyüldü, o dedik ne isterse dedik, tamam. Onu Allah, Cenab-ı Allah ne dilerse, ne isterse onu yapar. Onun aynen. Hiç kimse mahluk olamaz, haşa, o diğerini yapar. Dedik bitti falan. Şimdi 54. ayeti gelince, ya velakin aminu, ey iman edenler, en fiyabun infak ediniz. Bak, bu da çok güzel. Şimdi burada ya öyle amin derken aminin kelimesi iman etmekte ama en çok yani burada imandan kasıt gerçek bir mümin olabilme. Burada hitap müminlere. Yani iman eder ama gerçek bir mümin olamaz. Ama gerçek bir mümin ise imanıyla birlikte topluma en faydalı olan kişilerdir. Yani. Aynen. Topluma her yönüyle. Kendisine, ailesine, çoluğuna, çocuğuna, çevresine, milletine, devletine faydalı olan. Ama Allah'ın emir ve yasaklarını uygulayarak yaşayanıdır. Bu da onu şey yapıyor. Ya yöntemen enti bu. Bak cemiyet, infar ile ey kullarım size nimetler ihsan ediyoruz. O nimetleri yerinde kullanın. O nimetleri yerinde infar edin. O nimetleri infar, hakkını, hukukunu bilerek ne yapın?
Eşinin ya akrabanıza, eşinize, dostunuza, yolda kalmışlara, ondan sonra kimsesizlere, ondan sonra mağdurlara, her kim, her kimse, onlara ne yapın? Onlara bu insan vermiş olduğu nimeti den dolayı onları faydalandırın. Sakın bu arada infak onlara kimsesizlere, miskinlere, mağdurlara ve birçok muhtaç olanlara sakın infak etmemeksizlik yapmayın. Neden infak edin? Mimma razaknakum. Bak size vermiş olduğum rızıktan. O rızıkla nedir? Elbette ki Cenab-ı Allah'ın bize vermiş olduğu rızıkla yiyeceğimiz, içeceğimiz ve kullanacağımız, faydalanacağımız nedir? Maddi ve maddi maddi olan şeyleri kullandığımız amanetlerdir. Maddi olarak. Yani bayağı bu rızık çünkü Allah bize ne işte şu anda ne neyden faydalanıyoruz biz? Rabbimin o güzel nimetlerinden faydalanıyoruz. Gökten su indiriyor, yerden de bitiriyor ve çeşit çeşit mide meyveler ve envai çeşit güzel meyvelerle ne yapıyoruz biz? Onlardan faydalanıyoruz. Ha bunu kimisi kendisi bazıları maddi noktadan daha fazla bağ ve bahçeler oluşturmuştur. Ve o ondan dolayı zengin olmuştur. Ya da başka yönden de zengin olmuştur. Allah ona maddi imkanları ihsan eylemiştir. O ihsan eylediği malları da Allah yolunda harcadığı müddetçe, infak ettiği müddetçe elbette ki o Allah katında mükafatını alacaktır. Onun için bunun razaknâhum sizi rızıklandırdığımız mallardan yani size verdiğimiz mallardan ne yapın? İnfak edin. İnfak edin ki onun mükafatınızı alacak. Sakın infak etmemezlik bir durum yaparsanız elbette ki bu malın sahibi Cenab-ı Allah'tır. Mülkün sahibi Cenab-ı Allah vermesini bilir. Verdiği almasını da bilir elbette. Min kabli önce eyniye itiye gelmeden önce yevmin bir gün o güne la bey'un fihi alım satımın olmadığı bir gün gelmeden önce ve la kulletin dostluğun ve la şefaatin ve şefaatin olmadığı ve la velkâne evet diyor ki Cenab-ı Hak burada şimdi öyle bir gün gelecek ki imanına alım satım dostluğun ve şefaatin olmadığı o gün gelmeden sizi rızıklandırdığımız mallardan infak edin. Kafirler ise hep o zalimlerdendir diyor Cenab-ı Allah. Yani ne demek? Ey kulum size nimetlerden ihsan ediyorum. O nimetleri size veriyorum. Siz ondan rızıklanıyorsunuz. Ama fakat öyle bir gün gelecek ki o gün gelecek günde herhangi bir şey ne orada alım satım var ne de bir günde bir herhangi bir şey verme var. Ne de orada bir şefaatçi efendi Allah'ın izin verdiği müstehna. Ne de bir şefaatçi yardım edecek kimse olmayacak bir günden gelmeden önce malların size vermiş olduğunuz mallardan yiyecek içeceklerden, rızıklardan size etrafınıza, eşinize, dostunuza, fakirlere, fukaralara, kimsesizlere ve muhtaç olanlara bunlara ne yapınız? İfak ediniz. Eğer maddi imkandan belli bir misak miktarına geldiyseniz o zaman zekatınızı veriniz. O sizi rızıklandırdığım zekattan da malın zekatını da veriniz. Ve onun için öyle bir gün gelecek ki o gün gelmeden bunu yapın. Veyahut da öyle şimdi ölümün ne zaman nerede ne şekilde geleceği belli değil. Öyleyse Allah sana bir nimet ihsan verdiyse o nimetiyle ölüm gelmeden önce de ne yapın? İnfak edin. Yani eşimizi, dostumuzu, kimsesini, mağdurları ve bu muhtaç olanları gözetin. Bir gün ölüm gelecektir, ne bana kalacaktır, ne mümkün artık senin olmayacak. Onun için senin olmayacak bir gün gelmeden önce bunları yapın. Ki ahirette de bir hazırlık yapmış olursunuz. Allah size bu rızkı verdi, o rızkı da yerine kullandığınız takdirde İşte o zaman mükafatını alacaksınız. Ama ne zaman? Ölüm gelmeden önce veyahut da o kıyamet günü gelmeden önce bunları yapınız, yerinde yapınız ki o zaman yaparsanız mükafatını alacaksınız.
yok yapmazsanız bu nimetin hesabını, kitabını elbette Cenab-ı Allah size ne yapacaktır, soracaktır. Nerede kazandınız, nasıl kazandınız, kime elde edildin, yani her şey sorulacak. Öyleyse Allah bize evvel bir rızık verdiyse, onun zamanı gelip yani ölüm gelmeden önce veyahut da ahiret günü gelmeden önce bu rızkımızdan, Allah'ın bize vermiş olduğu rızıklar zenginlenip de zengin olmamız hasebiyle eşimizi, dostumuzu gözetlemeye çalışalım diye böyle Cenab-ı Allah bize bir meşal sunuyor. Evet, yani Cenab-ı Allah böyle böylece bizi uyarın. Biz daha sakın ha, o zaman böyle şey var. Vel kafirine, inkar edenler, küfredenlere gelince, eğer biz bu nimetleri sizlere veriyoruz da, o sizlere verdiğimiz nimetleri kabullenmezseniz, o bir yani, o kabullenmezseniz de böyle, yani o nimetleri kendinizden o nimeti veriyoruz, ama o nimetleri infak etmiyorsanız veyahut da bu hususta inkara gidiyorsanız, o nimetini inkar ediyorsanız, işte o zaman inkar ettiğiniz takdirde elbette ki bu sefer ne yapmış oldu? Küfre girmiş oldu, kafir olmuş oldu. Çünkü Allah'ın verdiği bir nimeti, bir o nimeti mesela şu gibi, yani faiz ben anladım, bunu ben kazandım. Bir de faiz mi vereceğim? Bir de faiz çıktı gibi. Veyahut da bir de zekat çıktı. Özür dilerim, faiz de zekat. Ne bileyim, zekat çıktı. Malım ben zekat verecekmişim. Malım ben buna verecekmişim. Onu ben kazandım. Ne zekat demiş, bu zamanda zekat mı olur? Veyahut da böyle bir şey, o da çalışsın da kazansın gibi bir söz ile Allah'ın verdiği nimetini vermiş olduğu rızkı bu şekilde kullanmaya çalışırsan işte o zaman inkârı yok diye girmiş olursun ve böylece kendini küfre sokmuş olursun. Yani daha doğrusu kafirlerden olsun. Şimdi Allah korusun, hani zekat bugünler bu zamanda zekat mı varmış diye de veyahut da olumluymuş diye de veyahut da hiç kabul edilmezse bu inkar olur, inkar ettiğinde kafir olur, yani küfredilmiş olur daha, evet. Öyle diyor, Cenab-ı Allah ne diyor? وَلَا شَهَمْنِ وَالْكَافِرُونَ كَافِرْلَرْسَ هُمُ الزَّالِمُ Onlar inkari noktadan kabulle Allah'ın infak noktasını kabullenmediklerinden dolayı ne bir zulme uğramışlardır, zalimlik yapmışlardır. Zalimlerden zalime takendirlerdir. Niye? Çünkü Allah'ın vermiş olduğu rızkı noktasında infak etmeyi ve o infaktan kasıt da yani malının içerisinden vermeyi kabullenmiyor birilerine. O onun için kabullenmediği bir de inkar ediyor. Ondan dolayı da elbette ki o zalimlik yapmış oluyor. Evet. 255. ayete gelince Cenab-ı Hak ayet-i kerimesinde şöyle buyuruyor. Allah'ım, o Allah Celle Celaluhu. La ilahe ilah yok. Yani şu alem yoktu. Ve ilahe Allah. Yani başka bir ilah yoktu. Allah o Allah ki la ilahe. Başka hiçbir tanrı yok. Yani başka bir ilah. Yani tapılacak, ibadet edilecek. Herhangi bir ilah yok. La ilahe. İlla ancak ve ancak Allah. İlla ancak hüve o Allah. Yani ondan başka ilah yoktur. Cenab-ı Hak Teala başka bir ayet kerimesinde ne buyur? Diyor ki, eğer bir benden başka ilahlar olsa idi, bu alem fesada uğrardı. Nasıl fesad oluyor? Diyecekler ki, biraz biz idare edelim, biraz siz. Veya da şu kadar zaman ben, şu kadar o zaman ben. İşte o zaman alem fesadı olur. Çünkü o zaman böyle bir defa ilahin ilahı aşağı kesin, o zaman yine bir arızlık meydana gelir. Onun için Cenab-ı Hak Teala ezeli ve ebedi ve tek ilah. Onunla bakın. Kul hüvallahu ehad. Allah bir bak.
sadece Cenab-ı Allah. Ama o bir tarafta eğer Allah'tan başka ilah var, o zaman ne oluyor? Sonra daha ilah, başka bir ilah var. Olunca yine burada ne yapmış oluyoruz? Başka bir ilahların olması, yani lafsanlığın, arzın mirası gelmesidir. Ama Cenab-ı Allah ne diyor? Benden başka ilah yok. Ben bu alemin kainatı yegane yaratan ben. Bizatihi benim diyor Cenab-ı Teala. Onun için hiçbir ilahı, yani hiçbir tapılacak mabudu kabul etmiyor. Hele ki şu mesela işte puta tapanlar, güneşe tapanlar, yağlı yıldızı veya da başka şeylere tapanlar, onlar ilah gibi görenler, haşa onların hiçbiri elbette bir ilah değil. Hepsi yok olan, yok olmaya mahkum olan varlıklardır ama insan öyle bir beşerin yaşam içerisine giriyor ki kendileri başka, o boşluğu başka bir boşluğu şeyle doldurma bakımından kendisine bir ilah tayin ediyor. Birileri diyor ve o birilerine kabul ettirmeye çalışıyorlar. Ama Cenab-ı Allah ne diyor? Hayır. Benden başka ilah yoktur. O Allah ki, bak hemen Cenab-ı Hak Teala bir el-hayyudur. O Allah haydır, diridir. Daima vardır, daima yaşlandır. Hiçbir zaman bir haşa. Onun ebedi ben ne bak? Kıdem ve beka. Ne evveli ne de sonu. Zaten öyle bir durum olsa ilah olmaz. Noksanlık olur, arız olur. Arız olanda başka şeye muhtaç olmuş olur. Başka şeye muhtaç olan da ilah olmaz. Yani demek ki hiçbir şeye muhtaç olmayan ancak. Her şeyi var eden, yok da var eden hiçbir şeye muhtaç olmaz. Bizzat kendi varlığa kayyum olan ancak ilah olabilir. Yoksa bir şeye muhtaç olan arız olur, sonradan olmadır, hadis olur. O bakımdan ilah olmadığından olamaz. Kesinlikle de ve Cenab-ı Allah da zaten ayet kendisinde açık ve uyguluyor. Net benden başka ilah olmadığını açık açık ayet kendisinde. Ama ne diyor Cenab-ı Hak da el-hayyur. Daimdir, daimdir. Daim değil, daima yaşayandır. Hiçbir zaman için haşa ona herhangi bir gelecek. Kayyum, kaindir. Daimde yaratıklarını, yani her şeyi kıvamında tutan, dengede tutan, bir hesapta tutan, bir nizamda tutan, bir her şeyi yerli yerinde tutan bir kuvvet-i ilahi, kuvvet-i ilahi olan, yani kuvvet ve kuvvet sahibi olan hatta da daimdir, kaimdir, daimdir ve kaimdir. O kaimliği elbette ki görüyorsun, bugün dünyaya baktığımız zaman, kainata baktığımız zaman, o yıldızdan birbirine bağlayan bir güç var mı? O yıldızlar veya da büyük yıldızlar birbirine bağlayan bir şey var mı? Yok. Ama bu kainatı bir Cenab-ı Allah kendi ilmisi dahilinde var etmiştir ki onların her bir yıldızın kendine has bir Allah özelliği koyan özellik koymuştur. O özelliğinden dolayı da bir yıldızlar hiçbirbirine ne bir çarpma ne bir düşme böyle bir durumlar zuhur etmiyor. Hepsini bir dengede, bir hesap üzerinde, bir nizam üzerinde tutuyor. Ne zamana kadar? Vaadiyle ta ki kıyamete kadar böyle olacağını Cenab-ı Allah ayet-i kerimesiyle ne yapıyor? Bize bildiriyor. Evet. O Allah kaimdir. O yine her şeyin ki kudreti ilahisiyle tutar. O Cenab-ı Allah iradesi ve bilgisi dahilinde âlem-i kâineti vaat etmiştir ve onu murad eylemiştir yaratılmasına. Kâinatın yaratılığını murad eylemiştir. Kim? Cenab-ı Allah da onun muradıyla birlikte kaimliğini ortaya koymuştur, yani tutmuştur, tutuyor ve böylece Cenab-ı Allah kendi varlığının bir olduğunu da ifadesi bu şekilde kaim olduğunu da bize bildiriyor. Daha la te'kudu işte o kaim olan Allah, yani her şeyi kıvamında tutan, kudreti ilaçta tutan Allah. Öyleyse ben la te'kudu haşa ona itikaz etmez ve Allah'a itikaz etmez. Ne? Ne itiraz etmez? Sinetün bir gaflet, haşa bir gaflet diye, zaten gaflet olan bir o da arızdır, noksandır. O da gaflettir, gafletten uzak gaflet oldu mu haşa o ilah olamaz. Onun için Cenab-ı Allah hiçbir zaman gafletten uzaktır, hep daimdir. La te'hud sinetün ve la nevm, ona herhangi bir uyku diye, uyku diye bir şey hasıl olmaz. Çünkü öyle bir durum olduğu zaman bir noksanlık ifade olur. O noksanlıktan dolayı da hadislik meydana gelir. Hadislik ilah olamaz. Onun için Cenab-ı Allah'a o Allah ki onda herhangi bir ne bir gaflet
ne bir uyku hakkı olmaz Cenab-ı Allah'ta. Lehu o daimdir, o elbette ki onundur. Ne? Cenab-ı Hakk'ındır. Peki ya Cenab-ı Hakk'ın neyi Cenab-ı Hakk'ındır diyecek olursak o bir şekilde Cenab-ı Hakk'ındır ki fis semavati ve ma fil ard, yerde ve gökte olan her şey onundur. Her şey ona onun ilahi ilahi kudretle hasıl olmuştur ve hiçbir yerde ölüp duran bütün ne varsa onu Cenab-ı Allah tesbih eder ve Cenab-ı Allah'ın kudreti ilahisiyle var olmuştur. Ben kimin haddine dellezi yeşve'ud şefaat etmek, yani bir kimseye şefaatçilik yapamaz. Ancak Allah izin verirse şefaatçilik yapamak. Öyle diyor Cenab-ı Allah. Ben dellezi yeşve'ud şefaat etmek kimin haddine? Kim kime şefaat edebilir? İndehu huzurunda, Allah'ın huzurunda kim şefaat edebilir? Kim yapabilir? Hiçbir kimse şefaatçilik yapamaz. Kimse kimseyi kurtaramaz. Kimse kimseye yardımcı olamaz. İlla ancak o bir izni, Allah'ın izni olmadığı müddet, ancak Allah'ın izniyle müsaade ettikleri kullarına şefaatçilik verdiği kullarına ancak verirse o şefaatçilik yapabilir. Kime izin verdiyse o kul şefaatçilik yapabilir. Yoksa kimse şefaatçilik yapamaz. Yani kurtarma gibi, affetme gibi, ondan sonra bağışlama gibi bu gibi şeyleri hiçbir zaman yapamaz. Ancak Allah'ın izniyle izin verdikleri müstesna. Yani elbette ki Cenab-ı Allah'ın bütün yapılan şeyleri bilir. Hiçbir şey ona gizli kalmaz. Ma beyni idi ve ma halbehum. Onların önlerinde ve onların arkalarında ne varsa, yani önden gönderdikleri neler varsa Allah onu bilir. Sonra yapacaklarında, sonra ne yapacaklarında, ne edecekler, nasıl davet edecekler, onları da Allah bilir. Onlar da hiçbirinden gafil değildir Cenab-ı Allah. وَلَا يُحِيدُونَ Onlar ise kavrayamazdır. Elbette ki o insan onu kavrayamaz, idrak edemez. Onu anlayan, idrakten uzak bir insan olur. Niye? Çünkü insan onu ancak bilgiye muhtaçtır. Yani bir ancak bilgisiyle benim bilgim sınırlıdır. Ancak öğrenmen, ancak öğrenir, öğrendiği kadarıyla ancak bilebilir. Yoksa hiçbir şeyin insan onu kolay bilemez. Cenab-ı Allah hiçbir şey min ilmihi ilmi ilahisinden elbette ki uzak değildir. Cenab-ı Allah'ın ilmi her şey Allah'ın bilgisi dahilindedir, bilgisindedir. İlla maşa'a onun dilediği kadarından, ancak insanoğluna Allah dilediği kadarından bilgi verdiyse o kadar azı bilir. Yoksa başka her şeyi bile insan olup bilemez. Yani Cenab-ı Hakk'ın bildirdiği kadarıyla bilir. Akıl ve zekanın, yani zekanın derecesine göre insan olup bilgi sahibi olabilir. Yani öğrenebilir, öğrendiği kadarıyla amel yapabilir diyor Cenab-ı Allah. Cenab-ı Allah öyle bir geniştir ki haşa genişlikten baksak cismi olarak değil, yani bütün alemi kaplamıştır. Yani yegane kainatın bizatihi her şeyi Cenab-ı Hakk'ın neyidir? Cenab-ı Allah burada genişlik demez de kucaklama. Yani bu alemi Allah kucaklamıştır. Yani Allah bu alemi yaratmıştır. Bütün yıldızları, ayı, her şeyi Allah kendi varlığını, kudretini, ilahi şeyle yaratmıştır. Ve aynı zamanda kucaklamıştırdaki gaye bilgisidir. Yani yeryüzünde yaşayanların, insanların varlığı, bütün canlı varlıkların halini, hareketini, tutumunu bilen demektir yani. Bunda vesya, onun hepsini kucaklamıştır. Yani bilgisi dahil almıştır. Hiçbir şey bilgisinin dışında değildir manasını anlattı. Vesya kucaklamak, bilgisinin dışında olan bir şey yok demektir yani. Her şey Allah'ın bilgisi dahilinde. Ki onun şeyi ise, varlıysa nedir? وَسِعَ كُرْسِيُّ السَّمَاوَاتِ وَالْعَرْضِ Yer ve bütün gökler onun hükümranlığı, Cenab-ı Allah'ın hükümranlığındadır
her şey onun emri ilahisindedir. Hiçbir şey onun emrinin dışında değildir manasındadır. Evet. Evet, Cenab-ı Allah elbette ki bütün bu alem-i kâinatı ona yorgunluk veya da bir ağırlık gelmez. Onu her hiçbir şey haşa Cenab-ı Allah bu semavatın yerin ve göğün bütün alemin ağırlığı diye bir şey onun için söz konusu olamaz. O bakımdan Cenab-ı Allah ne yapar? Her şeyi en iyi bilgisi dahilinde, en iyi şekilde idare edendir, bilendir, ilmi ezeli ve ebedidir Cenab-ı Hakk'ın. Bak, bir şey min ilmihi, Cenab-ı Allah'ın ilmi dahilindedir. İlla bimâ şâ'a, ancak onun dilediği kadarından insanoğluna vermiştir. O insanoğluna ancak bilgisi, Allah'ın dilediği şekilde zekasını verip, o zekanın aldığı kadarını bilebilir, aldığı kadarını öğrenebilir, diyor Cenab-ı Hak Teala. İlla bimâ şâ'a edir ki bak, dilediği kadar. Vasi'a kürsiyyü semâvâti ve râd, elbette ki arz ve semâvât, elbette Allah'ın kürsüsü, yani kürsüden kasıt, Cenab-ı Hakk'ın bulunduğu haşa bir manasına değil. Yani belirli bir makam, belirli bir o makam ki Allah'ın makamı ne sınırı, ne eni, ne boyu, haşa böyle bir söz konusu değildir. Ya karar kılındı, karar kılma konusunda değildir, ya onun bizzat Cenab-ı Hakk'ın varlığının hepsinin tamamının olması anlamına gelir. Bu da kürsiyi hükümranlık manasına. Yani bütün şeyler kürsü, hani bir şey insan bir yere görevli olur, o görevi kendinin emri altındadır. O emri altındakiler nedir? Onun emrindedir. Bunu Cenab-ı Allah da her şeyi kuşatmıştır. Her şey kendisinin emri dahilindedir, bilgisi dahilindedir. Hiçbir şey onun bilgisi dahiline çıkamaz manasına kürsiyi hükümranlık derken. Velayye yüdühü ona ağır gelmez. Yani bu idare etme ve bu alemi kainatı idare etme ona harça ağır gelmez. Çünkü niye? Her şeye ezeli ebedi. Kudreti dair ezeli ebedi. İradesi ezeli ebedi. Ondan işitmesi ezeli ebedi. Ondan sonra ol deyip Cenab-ı Allah her şeyin o meydana gelmesi kime kendisi niye? Varlığının bizatihi varlığından dolayıdır. Kıyam bir zati diyoruz ya. Ve Allah her şeyi gözetmekle, hıfzıhıma, Allah bütün ne kadar kainatta ne varsa hepsini bizzatı gören, bilen, muhafaza edendir. Elhamdülillah. Her şey, hiçbir şey ondan, haşa Cenab-ı Allah'tan böyle bir gözetmemezlik gibi bir şey düşünülemez. Çünkü ezeli ve ebedi olması hasebiyle. Aynen. Onun önü ve sonu da diye düşünülemez. Onun hıfz etmesi bağlı yani kendi varlığının zatine kaimdir yani. Bunu çok önemli. Ve o Allah ki Ali Gül Azim, elbette ki Allah yücedir. Allah, Cenab-ı Allah uludur, yücedir manasındadır. Ve öyle büyüktür ki Allah, elbette ki Allah ve azim, azim büyüktür. Onun azameti de vardır. Bir de azimin büyüklük manası. İşte Cenab-ı Allah bu şekilde de 55. ayette yani ayet-i kürsü değil bu. Manasını verdiğimiz ayet-i kürsüdür. Ayet-i kürsü bunu okumanın büyük fazileti. Zırh ayeti diye geçiyor değil mi hocam? Zırh ayeti, zırh, zırh. Evet, muhafaza işte diye bak. En sonunda değil ya, vehvel aliyyün azim bir şey. Hıfz-ı hıma. Zırh, hıfz-ıma, hıfz etmek, tutmak, zırh manası. Evet. O şekilde. Onun için bu ayet-i kerime, bu ayeti okuduğumuz zaman ne niyet okursak Allah'ın izniyle, ama önemli olan niyet. Buradaki önemli olan. Mesela gece yatarken bunu okuduğunuz zaman hiçbir hırsız kesinlikle ama niyet, ama bir olay. Hiçbir Allah'ın izniyle kolay kolay herhangi bir şey olmaz. Ve birçok olaylarda vardı bu hususiyette. Aynen. Zamanında. Onun için Cenab-ı Hak da böylece bize ayet-i kürsüyü çok çok okumamız lazım. Evet, çok çok okumamız çok lazım. Aynen. Çünkü bunun içerisinde ne var biliyor musun? İsmi Azam duası var. Yani çünkü bak şu ayetlere baktığında buradaki o kadar güzel Cenab-ı Allah ne buyuruyor? Sinetün velen yevim. O Allah ki ona uyku hasıl olmaz. Bu ne demekti yani? O kadar. Sinetün velen yevim, yevim ve fitem ve bica arzı ve yer ve gök onun emri ilahisindedir. Yani o hayır, haydır bak. Hay kelimesi Allah'ın Cenab-ı Allah'ın ismi. Her var, daimdir. Demek. Elhamdülillah. Kaim, kaimdir. Yani her şeyi tutan. Kaim, tutan manasındadır bu da.
kaim olan demek zaimdir manasına. Yani. Her şey onu ezeli ebedi oluşunun ifadesi var burada. Ayetin küsü onun için her bakımdan ne niyeti okursan ona göre de Cenab-ı Allah şeyi veriyor diyebilirim. 55. ayetinde böylece bitirmiş olduk. Evet, yani bilinen bir yerde kalmış olduk. Anladım. Kur'an-ı Kerim, evet. Bakara suresi. Heh. Ayetin kürsüsünün bitimiyle 255. ayetle bitirmiş olduk. 256. ayet yani yine Bakara suresi devam ediyor ama. Devam ediyor. Devam ediyor. Kaç ayet Bakara suremiz hocam? 284. 284. Yani en son Amener Resulü'yü okuyacağız. O zaman bitecek inşallah. Allah razı olsun değerli hocam. Bir saat 40 dakikadır yayındayız. Aynı yazdığımız gibi ki bak buraya gördüğünüz yazdık. Ayetleri 255. ayeti kadar tamam. Güzel bir tevafuf oldu. Evet. Allah razı olsun. Haftaya Perşembe günü yine 15 ile ve 16 ile 18 arasında inşallah Tefsir Defteri Bakara suresi 256. ayetten itibaren Rabbimizin izniyle inşallah devam edeceğiz. Son bir kapanış duası şey yapıp buyurun hocam. Evet. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والآخرة للمتقين الصلاة والسلام على رسول محمد وعلى آله وصحبه أجمعين يا ربي şu anda yapmış olduğumuz tefsir derslerimizden derslerimizi kabul eyle ya Rabbi. Onun içerisindeki almış olduğumuz mesajları bize uygulamayı lütfeyle ya Rabbi. Amin. Ya Rabbi yine bu güzel ayetler hürmetine ya Rabbi, vatanımızı, devletimizi, milletimizi her türlü tehliklerden sen muhafaza ile koru ya Rabbi. Amin. Terör belasından, dış düşmanların şerrinden, iç düşmanların şerrinden de koru, muhafaza ile ya Rabbi alemin. Ya Rabbi, Resulullah Efendimiz'in şefaatine nail'e, ya Rabbi Resulullah Efendimiz'in sünneti seviyesini yerine getirmemizi, içimize azim ve gayret ihsan ile ya Rabbi. Ya Rabbi, çocuklarımızı yetiştiren çocuklar, evlatlarımızı iman ve şuurlu yetişmeleri, vatanla milletine bağlı olarak yetişmeleri lütfeyle ya Rabbi. Her türlü tehlikelerden, afetlerden, yangın afetinden, sil afetinden ve nice afetlerden bize koy ya Rabbi. Amin. Ya Rabbi hamd sana, sadece sana hamd ederiz ya Rabbi. Ya Rabbi sen Rahman ve Rahimsin ve bize acıyan sensin, rızkımızı veren de sensin ya Rabbi. Ya Rabbi sen yegane mülkün sahibisin. Yarın bizi orada toplayacak yine sensin. O gün hesabımızı kolay görenlerden eyle ya Rabbi. Amin. Sırat-ı müstakimden geçenlerden eyle ya Rabbi. Ya Rabbi, biz ancak senden yardım istiyoruz ve yalnız sana ibadet ediyoruz. Biz bu ibadetimize sıhhat yapmamızı lütfeyle ya Rabbi. Amin. Senden istiyoruz, ya Rabbi müşkilatlarımızı giden ya Rabbi, ya Rabbi. Bize doğru ilet. Nimetlerini verip hidayete erdiğin kulların yolunu ilet ya Rabbi. Amin. Bir delalete ve gadabına uğramış kulların yolundan uzak eyle ya Rabbi. Amin. Ya Rabbi, bir an dahi olsun nefsimizin kötü arzularını bizi bırakma ya Rabbi. Göz açıp bulmaya dahi olsun bizi nefsimizin eline bırakma ya Rabbi. Amin. Ya Rabbi şeytanın şerrinden bizi koru ya Rabbi. Ve iki fesat insanların şerrinden, kafirin küfründen, münafıkın farkından, zalim zulmünden, fasıkın fıskından, müfterinin iftirasından bizleri koru muhafaza eyle ya Rabbi. Ya Rabbi hakka ihtiva eden, batıl bir batıldan işlerinde kulunun zülmesine bizleri dahil eyle ya Rabbi. Amin. Ya Rabbi, sana layık ve şeref kul, harbini ümmet olarak, bir kul olarak bu güzel ibadetleri yapmayı ve kullarımızla amel etmeyi lütfeyle ya Rabbi. Ya Rabbi, Sübhane Rabbi, Rabbike Rabbi, İzzet ve İsmun, ve selamun aleyhi ve sellem, ve elhamdülillahi Rabbil alemin, el-Fatiha. Hocam, saat 17.30, 18.15'te 45 dakikalık siyaset dünyasını 7'ye kadar devam edeceğiz. İnşallah. Evet, canlı yayınımız tefsir dersleri burada sona erdi. Saat 17.30, 18.15'te siyaset dünyası programında gündemi konuşma adına buluşmak üzere. Allah'a emanet olun. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu.